İşleme bakın. En son bir video yayınladım Hindistan'da Yahudiler. Ben de dedim orada da buradakiler gibi dönme rolünde miler? Neden Müslümanlara saldırı var? Onlara hiç duymadık. Ondan sonra bir arama geldi. İçeriye atmaya çalışıyorlar. Alo, ne zaman aradılar seni Necu? Ha? Bir saat önce aradılar. Gece aradılar ha. Tamam. Oldu canım. Abi. Tamam, bir saat. Tamam canım. Abi, görüşürüz. Evet. Bu mücadelem yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Demin haberleri oldu, havlamalar falan. En son yayınladığım oydu yani. Bir sürü yorumlar yaptım, hepsi Twitter'den. Mesai çalışıyor. Gece telefon ediyor. Koronalı kardeşime. Korona kapmışız diye biz kendimizi karantinaya koyduk. Daha rahatsızlık hissetmiyoruz. Temaslardayız. Ona rağmen o mesaja ve diğer mesajlarıma Twitter'de gece yarısı arıyorlar kardeşimi. Korona patlamalarına rağmen beni içeri almak için güya bir şeyler araştıracaklar. Durmadan geçiyor polisler buradan. Korona olabilirim belki, yine de götürecekler. Neden karşı çıkıyoruz? Evimizin etrafına pislikler. Sinek, sinek, sinek. Pislik kokusuyla hastalık, hastalık, hastalık. Yerleştirdikleri insanlarla baskılar. Dün çektiğim video belli. Daha önceki binlerce videolarım belli. Bu şeytan işi be. Sırf bebelere, okulların dışına, parka, oyun parkına ve ilçenin her yerine bok, parazit, toksoplazma, diğer zoonotik tehlikeleri dayatmak için beni içeri almak niyetindeler. Ordu kadar taraftarlarıyla tüm ülkeye pislik dağıtan, dayatan, hastalık dayatan, bu şekilde duvarları çürüten şeylerle evde kolonu çatlatan şeylerle
hiç dinmeyen kedilerle penceremizin dışında bu az buraya dayatıyorlar. Sürekli hayvanlı baskı, parazitli baskı, magandalı baskı. Sümüklü böcekli baskı, mantarlı baskı, böcekli baskı, bodrumun içinde binlerce sinekli baskı, evimizin içinde binlerce sinekli baskı. Sürekli aynı noktalara pislikler. Tüm bu orduyu yönetenler, sürekli evimizin etrafını kuşatan, daha önce buraya dayatıyorlar boydan boya, bu şeyleri yönetenler tarafından emir kulu gibi beni içeri alacaklar. Ki tamamen aklamaları gerekiyor. Duyuyorsunuz buradan. Tekrar kedisi geliyor. Hiç dinmeyen hayvan baskıları. Pis pis. Pis. Bu diğer şeytanın kedisi, ev kedisi. Dışarı salmış. Karımı takip ediyorlar pazarlara, marketlere, her yere. Bana yaptıkları gibi stalkingler. Bu güçlü, ne diyeyim, satanist çoğu belli. Bunları yönetenler orayı da yönetiyor. Beni de içeri attırmaya çalışıyorlar. Güya araştırma için. İlaç değiştirecekler mi, değiştirmeyecekler mi? Varken beni aklamak, çünkü haklıyım. Bütün ülkeye dayatıyorlar bu tehlikeyi, şeyleri, zoonotik. Camilere, okullara, kışlalara bile. Doğum hastanesine, hastanelere dayatmadıkları yer yoktu. Binlerce videomla belli. 2 günde paspas dergisi çıkarabiliyorlar. Kim tarafından belli? Soyaddan. Diğer bina diken çoban soyadları. Bunlar birlik içinde. Dönme diyorlar, halbuki satanist bunlar, büyücü. O kadar linç yedim burada. Bana yükledikleri davalar hep böyle kumpaslar. Eve gelirken yolumu keserek, pataküte girişerek, bir dokundum diye yere atarak kendini ve kendilerinden olan doktor raporlarıyla. Sene sonra mahkemeye değneklerle gelip rol yaparak ve yönettikleri kurumlarla, çünkü orası da aynen burada yaptıkları gibi baskı altındaydı. Bütün ağaçları çürütmüşlerdi. Ormanları çürüten millet, araziler için. Binaları çürütenler böyle. Başımıza yıkılacak bir depremde. Her gün burnumu uzatır uzatmaz baskılar balkonda. Stalkingler her gittiğim yerde. Ve bu millet beni suçlu gösteriyor ve içeri attıracak.
yayınladığım başkasının videoları yüzünden insanları bilgilendirmek için bu tehlikelere karşı. Çünkü ben biliyorum parazitlerin tehlikelerini. Bu medya devi akbabadan cibinde paspas çıkaran, kurumları yöneten, söz sahibi belli videolarımla binlerce. Belediyelerde, her kurumlarda bunların adamları var. Beni içeri attıracaklar. Ufak bir görüntü göstereyim. Yayınlamadığım. Balkona çıkar çıkmaz. Ki masumca şimdi. Eskiden yaşadıklarım beri. Kamera elde etmeden önce yayınladıklarım sadece buzdağının tepesi. Ondan önceki duruma göre. Anımda 65 yaş üstü çıkmadan parka sinek bulutları. Anında bodrumda binlerce sinek. Anında yüzlerce sümüklü böcek. Uçuşan toz sinekler. Dayatan millet hasta etmek için ölüm tehditlerinde bulunanlar, kurşun sıkacak olanlar, kafama sıkacak olanlar, takla attıracak, ağzıma verecek, kemiklerimi kıracak olanlar beni içeri attırabiliyor. Ne burası? Bu Türk devleti değil bu. İşgal altındayız, besbelli. Ah, okumadı değil mi daha Ezan? He? Okumadı değil mi Ezan? Okumadı canım. Birazdan okuyacak köpek havladığına göre. He. Ama boş değilsin canım. Mesela her zaman havlayacak. Ne yapacak? Hayır, tam zamanında havlayacak. O çağırıyor, onlar geliyor. O havla diyor, onlar havlıyor. O sıç diyor, onlar sıçıyor. Ne oldu kağıtçı? Şimdi oturduk değil mi? Benimle aynı zamanda. Tesadüfe bak. O kalktı. Şey, yoksa şüphelenecektik bu. Dilenciden holding sahibine kadar. Hadi biraz daha böyle şeyler takıntılı gözükürüz ve doktorlarının elinde koz olur. Rüşvetle ve hilekarlıkla diploma sahibi olmuş bir bok bilmeyen akademisyenlerin, pardon, bu tek bildikleri bok ve parazit. O Kadriye Orhun'un kedisi geldi. Bodrum'dan buraya. Tam sümüklü böcek döktükleri yerden ben kuşluk yerken beni dışarı çıkarmaya çalışıyor. Niye çıkmıyor lan? Kuş avlayacak. Kuş avlıyor be.
Başka bir işi var mı acaba? Ağaca mı tırmandıracaksın akbaba? Bu yeni yetişme. Kapıyı açtık, kovmaya çalıştık. Bekliyor. Çünkü inerken beni düşürecek. Akbaba tuzağı. Belki heyecanlandım. Bakarsın heyecandan düşerim be. Kanyo var burada ve Hureyre de fırladı. Onun da balkonu açık. Evet. O kumpas hazır. Bakalım şuradaki olay ne be? Poşet. Çöphane. Ne yapıyor orada telefonu ya? Kedi güdüyor. Namaz kılarken. Kesinlikle kedi gidiyordu çünkü bir tane önümden geçti tam farza kurulurken. Hala pes etmiyor be.